Yani Mustafa Kemal Paşa'mız, Atatürk'ümüz, annesini zaten her tabii oğul genellikle annesine zaten düşkündür. Onu söyleyebilirim. Çok düşkün. Yani çok saygıda kusur etmeyen bir insan. Ama tabii ki askeri görevler dolayısıyla böyle bir ayrılık yaşanmış durumda. Zaten Anadolu'ya geçtikten sonra yani 19 Mayıs 1919 Samsun ve akabindeki süreçte aslında İstanbul'da kaldığı için çünkü İstanbul işgal altında. Fiili olarak 13 Kasım 1918'de işgal altında. Daha sonra 16 Mart 1920'de bu işgal resmi hale dönecek. İşgal altındaki İstanbul'dan annesini aslında yanına getirmek de isteyecek. Çünkü Mustafa Kemal Paşa da 27 Aralık 1919'da zaten Ankara'ya geliyor. Ama bu arada bu süreç içinde, milli mücadele süreci içinde 24 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal Paşa'nın bir gıyabında idama, dönemin Harp Divanı tarafından idamı söz konusu. Bu idamda hatta 24 Mayıs 1920'de doğrudan Sultan Vahdettin tarafından da onaylanmıştır. Onun da altını çizeyim. Tabii İstanbul'daki Zübeyde Hanım bu haberi alıyor. Çok üzülüyor. Hatta oğlunun öldüğünü de düşünüyor. Bu yüzden kısmi bir felç geçiriyor. Hatta ağlamalarından dolayı, sıklıkla ağlamalarından dolayı görme yetisinde bir zayıflık da söz konusu. Ya böyle bir hasret durum söz konusu ama sağlığı çok bozulduğu için de bir türlü imkan bulup getiremiyor ve zaten Mustafa Kemal Paşa sürekli olarak yaverlerinden ve tanıdıklarından İstanbul'da onun durumunu takip ediyor. Hatta para gönderiyor, haber alıyor. Böyle bir durum söz konusu. Çok dindar bir insan. Yani mesela çok bu anlamda hayırsever bir Türk kadını olduğunu söyleyebilirim. Tabii yeni araştırmalar çerçevesinde ki mesela Ali Güler'in Atatürk'üm isimli Atatürk biyografisi bu anlamda yeni belgeler ve yeni tespitlerle de bu konuya işaret ediyor. Mesela orada bazı bilgiler var. Mesela Darüşşafaka'ya yani vasiyetinde mesela Zübeyde Hanım'ın Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağış yaptığını biliyoruz. Bu bağışın da Darüşşafaka öğrencilerinin Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde Kur'an hatmetmelerini bu şartla zaten o bağışı yapıyor. Bu hatim sonucunda Peygamber Efendimiz'e, Enbiya'ya, Peygamber Efendimiz'in Ehli Beytine, şehitlere, evliyalara dediğim gibi ve tabii ki aile fertlerine, ölen çocuklarına bu Kur'an-ı Kerim'in okumasından doğal hasıl olan sevabın onların ruhlarına da gönderilmesini istiyor. Diğer taraftan vasiyetinde mesela bir çeşme yaptırmak için para ayırdığını biliyoruz. Aynı zamanda yetim ve öksüzler yurduna verilmesi için Ramazan Kurban Bayramı'nın ilk günü 5 kurban kesilmesi ve etlerinin bu öksüzlere dağıtılmasını. Aynı zamanda yakın civardaki Cuma günleri bir camide 200 Kur'an-ı Kerim okunmasını da bu ve tabi o Kur'an-ı Kerim okuyan hafızlara da bu vasiyetten ayrılması noktasında bir vasiyetname yazdığını da biliyoruz. Çok dindar bir insan. Yani onun altını çizmek isterim. Kendisi de zaten nasıl bir oğul yetiştirdiğinin farkında. Aralık 1922'de Ankara'da bir yabancı gazeteciye, İngiliz gazeteciye vermiş olduğu bir demecinde şu ifadeleri kullandığını görüyoruz. Allah bana vatanı kurtaran yani bir oğlu vatanı kurtarsın diye gönderdiğine inanıyorum şeklinde bir demeci olmuştur.